O zaman senin çizdiğin karakterden bir bölüm izleyelim bakalım. Ha, benim veterem geldi. Çocuklar biriniz bana yardım etsin. Yarın sahne sınavım var, tek başıma ezber yapamıyorum. Fırtına bu afet deprem. Yıldızları gel topla benden. İyi, başlayalım öyleyse. Hadi anlat, benden öncesini anlat, hadi! Her ne kadar soyadımız Çakır olsa da... İsmimiz Süleyman. Dün dündür, bugün bugün. Oy gülüm gülüm, kırıldı kolum, tutmuyor elim. Ne? O mu kadıncağız? O mu zavallı? Ahay, gülüm bari. Asıl zavallı benim ya. Böyle gıcık bir amirin altında memur olarak çalışan zavallı benim. Ben askerimi bırakmam. Kellemi bırakırım, askerimi bırakmam. Bu kapıdan içeri girebilecek olanın... Alnını karıştırırım lan. Kardeşimin kalemini kırarsa... onu kimseye öldürmem. Kendimi öldürürüm. O nasıl bir bakış? Ay, güzel geçmişe gittik. Ay Oktay'ım ya. Vallahi, güzel geçmişe gittim ben. Oktay'ın o şey karakteri olağanüstü değil mi Kurtlar Vadisi'nde? Sen öldükten sonra benim yakınlarım bile şey Çakır'ın helvasını yaptı. Çakır sana yapıştı ama. Yok abi ya ben öyle evet tamam çok etki etti. İnsanların üzerinde çok etki hala da konuşuluyor. Kurtlar Vadisi. Ben onun üzerine çok yani onun üzerine çıkmak için çok şey yaptım uğraştım. Sen sürekli çıktın ama bir yerlere. Mümkün olduğu kadar evet yani başka yani şeyler yapmaya çalıştım. Yani bir basamak çıkıp bana bir. Ben çünkü onlar... oyuncunun bir yerde kalmasından taraftar değilim. Yani yani oyuncudur işte. Yani her şeyi oynayabilmelidir ama yabancı örneklerine baktığımızda da mesela bunun çok güzel örnekleri var. Yani çok uca kaçmadan çok güzel karakterleri canlandıran oyuncular var. Yani kadın oyuncularda da öyle, erkek oyuncularda da öyle. Bizde de öyle Oktay'cığım. Evet. Yani doğru. Sen de yani... her oynadığına fark koymaya çalıştın. Mümkün olduğu kadar farklı bir şeyler. Pencereden şimdi ben baktım. Diyorum ki biz bu Çakır Beyli'yle mi acaba oturmuş konuşuyoruz? Dizide böyle değil. Bu adam nasıl böyle... Abi ama yok ya sen yıllardır Oktay'ı tanıyorsun ya. Evet.